Bu arada durun ya durun. Sen niye böyle ağlamaya başladın? Ver elini sıkayım. Ya gidiyorum ben ya. Tüm tuşlara basıyorum. Program bizim aynen öyle. Aynen öyle. Acayip bir hareket. Bu genelde sesi senkronlamak için yapılan bir harekettir. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak, Gökçe Bey, bir şey de Pazarlıoğlu. Pazarlı mıydı? Pazarlıoğlu falan. Oralardan herkese aynen öğleden merhabalar. 67. bölüm. O yüzden bu çok zekice girişi yaparak bölümün 67. bölüm olduğuna işaret ettik. 67'yi hiç söylemeden. Farkındaysan hiç 67 demedim. Demarki YouTube kanalının efsanevi içeriği. Bugün birçok yerde Türkiye YouTube'un en güzel programı falan deniyor. Sensiz geziyorum bu aralar çeşitli okullarda ve çeşitli çekimlerde. Herkes aynen öyle ve Cihat Akbel diyor. Böyle insanlara adeta zevk edilmiş bir program oldu. Bu ilgi ve alaka için çok teşekkürler. Dün, son programımız için. Ben de anlatayım. Galata'da bir tane çocuk geldi yanıma. Galata'dan Tophane'ye yürürken. Fotoğraf çekebilir miyiz dedi. Çekelim tabii dedim. Çektik. Sonra da şey dedi. Hadi şimdi de tavşan sekansına geçelim. Programın böyle kötü sonuçları da var. İnsanların zihni karışmış. Ama şaka yapıyorum bir yandan. Gerçekten insanların içine karışınca o sevgiyi çok beklenmedik anlarda da görebiliyoruz. Bu açıdan programın sonunda daha duygusal bitirişler yapabiliriz. Sezon finali olduğu için. Ama hakikaten bizi çok mutlu eden şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Son programımız ikonik olacak demiştik. İkonik anlar olacak demiştik. 5 tane ikonik an seçtik sizlere. İkoniğin de tabii sayısını... Abi şöyle söyleyeyim. Son bölümde o kadar uzun sürdü ki ikiye böldük. Evet. İki program ikonik yapmak zorunda kaldık. Esleme de buradaki arkadaşlara da biraz fazla yük oluyor. Bir de biz konuştukça da konuşuyoruz. Normalde işte bu program hakikaten 30 dakika olacaktı ilk konuştuğumuz gün. Onu... İlk bölüm 32 dakika falan zaten. Onu iyice cozuttuk. Şimdi yine buna girersek yine 2 saati bulabilir diye toplam 5 anla kısıtlayacağız bu ikoniyi. Yani ikimizin toplam anlatacağı 5 an olacak diyelim. Şimdi Cihat'cığım öncelikle benim seni bir tebrik etmem gerekiyor. Ya abi. Ver elini sıkayım. Geçen sene benim olduğum yere bu sene sen de çıktın finale. Ha, evet. Ben geçen sene kaybetmiştim. Umuyorum sen kazanırsın. Ama kaybedersen de çok sevdiğim bir adama kaybedeceksin. Sevgili Ahmet Kürşat Öcalan ve Cihat Akbel seri atışların ikinci sezon finalinde buluştular. Birkaç gün sonra çekilecek ve siz de kısa süre sonra bunu izleme şansı bulacaksınız. Demiştim sen benim çekirgemsin bu sezon. Geçen sene finale nasıl gittiysem seni bu sezon finale taşıyacağım diye. Ama sende finali kazanmanın taktiği yok. Şöyle biz penaltılara kadar son bölüme 5-5 girip son 4. şeyde kaybetmiştim ben evet. Finali kazanmak için artık kendi kanatlarınla uçmalısın. Çünkü ben bir kaybedenim. Ama seni burada hazırlamak için bakalım seviyen beni geçebilmeye şu an için yeterli mi diye bir test hazırlattım sevgili Oğuzhan Kapılar'a. Almanya'da hazırladı bunu ve... Boynuz kulağa geçti Aslan Bey diye bağıracağım. Evet. Öğrencin de çok iyi bir öğrenci falan diye hareketler yapabilirsin. Bakalım küçük bir bonus bölüm hazırladım. Da olsan. Şimdi ben de bilmiyorum. Ben de yeni görüyorum kendisini. Sana... Ben onunla eşlik edersen abi. Ne gibi bu? İşte. Beraber yapalım. Yarışıyormuş gibi. Tabii işte öyle yapacağım ben. O zaman ilk ipucu geliyor. Gelsin. Dur! Şey çekimi yapmak lazım. Kimde? Ya da hadi ben Cihat'ı zorluklara daha da şey hayır çekimi yapma. Direkt bende olsun avantaj. Çünkü Cihat'ın zorluklarla en kötü senaryoyu hazırlanması lazım. Sevgili Ahmet Kürşat kazandı diyelim avantajı. Tartıyı çekti. Tartı mı? Tartıyı çekti. Ha artıyı. Tartı deyince ben de acayip kilo verdim bu ara. Üçüncü sezona çok manyak geliyorum. -10-12 kilo geliyorum. Bacılarınızı saklayın. Birinci sezonun sonunda da aynı cümleleri duyduk galiba. Yok, yanlış mı? Professional diyetisyenle çalışıyoruz aslan. Ha öyle bir şey varmış doğru. Professional diyetisyen. Acayip çalışmalardayım. Professional diyetisyen derken? Profesyonel diyetisyen. Hayır PT'den ayrı. PD. Tüm tuşlara basıyorum. PD tüm tuşlara basıyorum şu anda diyetisyen PT. Buradan diyetisyenine de seslen. Sevgili Alar zaten seslenmişti. Aa burada değil. Londra'da. Seni bizi kontrol altı Fevzi Hoca'ya gönderelim. O da olur. Herkesi çıkartıyor kastı kastı. O da olur. Sevgili Alar'cığım sana bir de buradan sesleniyorum. Koyduğun çıtayı inşallah yakalayacağım. Koyduğun çıtayı yakalayacağım deyince de yani çıta biliyorsun çok hızlı olduğu için aslında yakalamak da. Sen de ağaçtaki çıtayı yakalayan olur. Maymun. Şu anda ben Ahmet Kürşat'ım ve şey bende. 7 kez yılın futbolcusu seçildi. Çok kolay. Ülkemde sen birinci sıradasın. 7 kez yılın futbolcusu seçildim. Yaya Toure. Değil. Muhammed Salak. Değil. Kariyerimi Hindistan'da noktaladım. Didier Drogba. Emin misin? Evet. Değil. Bak ülkemde 7 kez yılın futbolcusu. O zaman tamam, Hoca Şanlı. Tamam biraz sesli düşünelim. Kariyerimi Hindistan'da noktaladım. Galiba yanlış bilmiyorsam Anelka Hindistan'da noktaladı.
7 kez. Ama Amerika alam onu diyorum. Materazzi Hindistan'da. Abi Avrupalı bir futbolcu olması zor. Avrupa'dan herhangi bir futbolcu, aynen, Lewandowski 7, falan tipi değilse. 7. Böyle Polonya, aynen, gibi öyle, bir zaten 7 alamaz. Diyorum. O yüzden bunları çıkardım zaten. Ya Asyalı ya Afrikalı falandır ya da dediğim gibi Lewandowski tipi ya da Bulgaristan gibi. Ya böyle şeydir. Ghana'nın iyi bir oyuncusudur falan, aynen, gibi. Ya da Bulgar yani ama Bulgar olamaz. Atıyorum kafadan. Niye Stoichkov falan? Berbatov yok abi belki. 25 senedir sadece bir futbolcu çıkarabilirse. Berbatov falan. Yani başka yok. Ha Berbatov da. Tamam, Berbatov 10 kere almıştır ama 7 değil. Aynen. Var mı? Yok. Hindistan'da oynayan oyuncuları düşündüm işte. Anelika Materazzi geldi aklıma. Bu arada Bursa'da bırakmış olabilir. Hindistan'da bırakmadı canım. Aynen. O Hindistan şov ligi zaten. Aynen. O şov ligi zaten şey, kariyerini bırakıp orada tekrar oynayanlar vardı. Onların birisi olabilir. Geç. Geçiyorum. Pas derece atak ver. Şimdi Dana'nın kuyruğu kopuyor. Hem Mourinho. Biliyorsan da buldum de. Aynen. Ben hem Mourinho hem Guardiola ile çalıştım. Ülkemde 7 kez yılın futbolcusu seçildim. Kariyerimi Hindistan'da yaptım. Inter ve Barcelona'da oynamış büyük ihtimalle. Hem Mourinho hem Guardiola ile çalıştım. Ya da Real Madrid Barcelona. Niye? Ya tabii Bayern Münih'te falan da oynayabilirdi. Bak şöyle düşün. Ne dedin? Pep'le Mourinho mu? Evet. Pep'le Mourinho. Ya Barcelona, Mourinho. Inter, Real Madrid oralardan bir yerden bu adam. Bayern Münih yani. Bayern Münih. Bir de şey, Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinin vatandaşı değil. Hı-hı. Mesela şimdi Maxwell'i hatırlıyorum. Barcelona, Inter. Ama Maxwell Brezilyalı ve o 7 kere yılın futbolcu seçilemez. Aklıma Süleyman Tarih geldi ama Süleyman Tarih Pep'le oynamadı. Pandev de oynamadı. Benim de Pandev geldi ama. Pandev de oynamadı. Ama... Şey var. Honduras'ta bir çocuk vardı. Pandev aslında çok güzel bir ülke. Aynen. Pandev ülkesinde 7 kere seçilmiş olabilir ama. Daha çok bile olabilir. Pep'le yok. Pep'le yok. Oynamadı. Dayı da David Suazo. Ha buldum ben. Valla. Buldum. Nereli? Nereli alırsa. Senin de sevdiğin bir coğrafyadan. Samuel Eto. Değil. İkisiyle de oynadı. Samuel Hindistan'da oynamadı ki. Ha Hindistan'da oynamadı değil mi? Hem oynamadı. Zaten bıraktım diyor bir de. Ben aslında... Son ipucunu vereyim mi? Dur lan adam daha şey yapmadı. Eto bir an Pep'te de Jose... Ama yani süreniz de bitiyor bu arada yani. Ya ne süresi lan? Program bizim aynen öyle. Aaa! Oldu. Yok yine bulamadım galiba ama. Bak şunu düşün. Buldum galiba. Hayır bulamadım. Çünkü Thiago Motta ikisiyle de oynadı ama Thiago Motta nasıl 7 kere seçildi? Hem Mourinho hem Guardiola. Ben de onu düşündüm. Çalışmış. Thiago Motta. Hindistan'da noktalamış. 7 kez yılın futbolcusu seçilmiş. Çok basit. Ülkesinde. Ülkesinde. Ivan Cordoba da olamaz değil mi? O Pep'le oynamadı. Kolombiya'da zor zaten 7 kere seçilmiş. Bir de defans değil miydi o? Oynamadı Pep'le. 3 kere seçilmiştir kesin. Abi dur. Bekle. Neydi o? David Suazo mu? Oğlum vardı bir saniye. Jose Mourinho daha çok takım çalıştırdı ama Pep az takım tam çalıştırdı. Tam sayalım bir Mourinho'nun Pep... çalıştığı takım. Hayır tam tersi Pep'i saymak daha mantıklı. Yani, 3 takım çalıştırdı. Barça, Bayern, City. Bir de Mourinho'yu sayalım. Oğlum çok gerek yok. Olamazsınız. Ben Porto. Oğlum zaten tamam. Pep'in çalıştırdığı 60-70 tane oyuncuyu saydığın zaman Porto, çıkar. Porto, Chelsea, Inter, çok var oğlum onda. Real Madrid, tekrar Chelsea, Tottenham ve Roma. Manchester United var oyuncusu. United da var. Aynen. Çok 8. var. Ne güzel söylüyorsun lan. 8 tane oyuncu takım saydım. Tamam son ipucunu versin. Ver. Bir maçta babamın yerine oyuna girdim. Good Johnson. Nasıl doğru İzlandalı gidebilirdik ya. Evet. Yani Chelsea Barça doğru İzlanda. Aynen. Gidilir bu. Doğru yani. Good Johnson. Bak. Severdik. Şey avantajını alan kazanıyormuş. Çok iyi oyuncudur. Müthiş oyuncudur. Mesela ben Good Johnson'ın Hindistan'da bitirdiğini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama ya dördüncü de zaten ya çok... Ya free ülke mantığından gitsek biraz zorlasak bulurduk. Ya evet ama çok süre yok işte. Chelsea... 1,5 dakika falan var. Niye biz hiç gitmedik mesela? Halbuki gitmemiz lazımdı çünkü aynen. Bu Çin Ligi 2012-2011'lerde popülerdi. Evet. Ne yap et? İnşallah bonusa... Ne yap et artıyı al. Ya da bonusa önde gir. Doğru aynen. Şeyde çıkıyor bu. Dördüncü soruda bilinecek. Bilinecek çok net benim canım zaten. 6-4'te girmem lazım. 2 tane falan ya vardır ya yoktur yani babasıyla beraber oynayan. Geçen gün şey vardı. Lüksemburg muydu? Faroe mıydı? 3 kardeş aynı anda sahadaydı. Milli takım maçında. Peki şimdi önce biraz soru cevaplama hareketi yapalım. Fesmes. Sonrasında 5-4-3 şekli. Sonrasında sezon biterken gelecek sezona dair çeşitli hareketler. Sonrasında 2-1. Sonrasında tavşan. Sonrasında birkaç dakika gözyaşları ve kapanış. Böyle bir akış hazırladım size. Hemen çekim çukum işlerine başlıyorum. Ama önce Oğuzhan Kapılar. Gezdin gördün. Yedin içtin. Hadi yediğin ne içtin. Ne getirdin? Ha, getirmiş bir şeyler. Ha. Onu sonra şey yaparız. Ben de hemen kalabalığa sokma. Ben de hemen ilk onu şey yaptım. Abi dedi getirmez miyim? Ayıpsın. Şunu söylemek isterim. Buyur abi. Nasıldı Almanya? Abi güzel ama... Merkel sonrası dönem havayı nasıl kokladın? Güzel güzel. Endişe var abi herkesten. Bütün gözleri böyle faldır faldır açıyor. Çok kaos var abi bu arada. Almanya'da kaos ve endişe var. Kardeşim, sen buradan, Türkiye'den gittin. Buradan gidiyor.
Türkiye'den gitmiş. Şey falan, ekonomik kriz var. Yok şey var ya, bu sokak röportajlarında kıskanıyor. Ama şey yani şu an hakikaten Avrupa'da da bir normalde çok fazla problem olmadığı için biraz gerilim var orada da. Doğru söylüyor. Tabii ki vardır da yani. Aynen, buradan gittikten sonra Berlin bile bana sessiz geldi, öyle söyleyeyim. Yani şaka bir yana az önceki. Güzeldi ya. Ama dediğim gibi orada da ekonomik olarak artışlar var ama kazançlarda da artış. Ya onlar şey yani. İşte onlar o stabil hayata çok alışık şey ekonomik olarak. Evet. Bu tarz bir şu an bütün dünyada belli bir kriz var. Bizim yaşadığımızın belki %10'u falan ama yine bir sıkıntı var orada. Ya yine evde bütün evlere hamuta giriyor yani sonuç olarak. Öyle adamın ölçüt inanılmaz. Onu eve ekmek giriyor. Nın başka versiyonu bu ya. İnanılmaz bir ölçüt. Hanıtamız yiyoruz kardeş. Bu arada şey çok güzel abi. Yani inşallah Türkiye'de de olur. Çok fazla sıkıntı yaşayan var çünkü o konuda biliyorum, toplu taşıma olarak. 9 euroya bilet alıyorsun. Her şeyi biliyorsun abi, bir ay boyunca. Yani normalde orada günlük kart alıyorsun veya aylık bir kart alıyorsun ya belli paraya. Adamlar onu 9 euroya indirmiş. Tamamen bu benzin fiyatlarındaki artışa şey olarak, topluma yardım olarak. Sadece hızlı tren dışında bütün her şeyi binebiliyorsun. Hızlı tren? Hızlı tren hızlı olduğu için biraz daha para ödüyorsun. Mantıklı. Ama mesela örnek görüyorum, oradaki metroya, otobüse, tramvaya her şeye bindim ben. Güzel. İnşallah sadece bunlara binmişindir. Nasıl yani? Başta. Neyse şimdi yenge de tanıdıkken olayı daha çirkinleştirmeyelim. Dramatik hale getirme. Bir şey daha soracağım. Efendim. Dönerin kalitesinde bir düşüş var. Berlin döneri bunu konuşalım. Yeni sezon ilk bölümünde. Evet. Değil mi? Bazıları. Benim gurme alanında olduğu. Sen hiç yedin mi Almanya'da döner? Yedim. Ben hiç yemedim. Daha iyi falan diyenler var ama bana nasıl çok mantıklı sınırda, gelmiyor. Sınıra gittik. Oradan bana verdiler. Yok. Berlin döneri güzeldir. Oğlum ben kötüdür demiyorum zaten de. Yani atıyorum burada Bursa'dan daha güzel olabilme ihtimali bana... farklı konseptte. Soslu, evet, soslu böyle soslu. Kocaman falan. Ben abi ekmeği arasında döneri kestiririm. İki domates, bir yeşil biber. O kadar. Belki etse. Ha. Yanında da üstüne pul biber yerim. Bitti bu iş. Afiyet olsun. Ben sos hikayesinde yokum. Ben de yokum. Yalan değil. Gelenekselci. Ben yeşillikte bile yokum. Domates, biber. Domates yeter. Bile çok koymayacaksın az. Ha, bir iki tane. Dur! Barış nasıl oldu ayağın? Aynen. Ama hareketli bir şey. Basabiliyor musun? Basabiliyorum. Yürüyebiliyorum. İyi gittim. Basabiliyorsun. Tamam. Bu biniyor. O basıyor. O zaman başlayabiliriz. Orhan sen? Ben de bir değişiklik yok abi. Aynı devam. İyisin. Esnaf sen zaten aşk sarhoşsun. Gayet iyi. Vallahi doğru. İyi. Bu arada durun ya durun. Ulan az kaldı unutuyordu. Cihat Akvel. Biz Instagram'a sürekli Emirhan İlkan'la fotoğraf atıyoruz. İşte atıyoruz. Emre Özcan'la, Cihat'la attık. Ne bileyim işte Esport binasından Saadettin Saran'la atıyoruz falan. Geçtiğimiz günlerde ya zaten biz biliyorduk ama halka mal olmuş bir insan olduğu için bir paylaşım yoktu. Mesela bacı, sevgili yengem Liverpool maçında çok zor anlarımda benim. Yanımdaki isim de Cihat'la beraber. Alıyor Real Madrid, sıkma canını, bitiyor, 10 dakika kaldı, bitti bu maç gibi verdiği desteklerle beni orada sükuna davet etmişti. O gece daha dedim ben Cihat'a, dedim ki gerçekten dedim çok özel bir isim. Altında 38 tane ismimi gördüm. Erman Yaşar ağlıyor. Erman akıllarla hep sen geldin. Erman Yaşar'dan acaba ne zaman nasip olacak? İşte şudur budur falan. Öyle bir değineyim dedim. Abi. Ya aşk meşk falan bunlar olur yani. Şeyimiz yok. Tam sevgili Eslem'in şeyini söylerken aklıma bir anda geldi. Biraz üzüldün ama. Yok canım ne yüzüne. Ya benim de hep hayalimde şey var yani, böyle bir double date. Düşünsene seneye season 3 double date, aynen öyle böyle. Sabıra ver yengene oğlum. Sezon 9 çocuklar abi. Bakalım Allah büyük. O zaman sakallı başlıyoruz. Sakallı bebek Erbayacan gibi. Ah! Bir saniye. Yine başlayamadım. Herkesin hattını sorduk. Orada çocuğu da es geçmeyelim. Bana bir buçuk ay önce taksi bulduğunu iddia edip yağmurda 8 dakika ıslatan sevgili X de arkada bizi izliyor. X'cim sana da selamlar. Sadomer. Sorun futbolun iki taçsız kralına. Gerrard ve Lampard ikilisi aynı takımda olsa Xavi ve Iniesta'nın esamesi okunmazdı lafına. Kim diyor bu lafı bilmiyorum ama katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Gerrard ve Lampard aynı takımda oldu. İngiltere milli takımı. 8 sene falan beraber yan yana oynadılar. Bir şey olmadı. Hiçbir şey yapamadılar yani. Birbirini tam bütünleyen iki oyuncu değil zaten. Yani ikisi de çok büyük oyuncu. Hangisi daha büyük? Ben Lampard'ı daha çok severim. Ben de daha çok severim ama Gerrard daha büyük ikon. Ona da katılırım ama ben Lampard'ı daha çok severim. Lampard'ın yani mesela bir takımım olsa da Lampard'ı alırım. Biri evlenmelik, biri eğlenmelik. Ya hayır abi yani böyle aralarında hani... Bu adamların evine hanuta giriyor mu? Birini...
Birinin tersini söylediğinde hadi be oradan diyebileceğin kalibre farkı olmayan iki oyuncu. Yani Gerrard diyene de ben doğrudur abi derim. Lampard diyene de. Ya şöyle bence aslında uzaktan çektikleri şutlar, fizikleri aynı dönemin oyuncuları o sebebiyle çok benzet şey yapılır, karşılaştırılır ama Gerrard biraz daha geride oynar. Evet, Lampard biraz daha hücumcudur. Yani Gerrard oyunu yönlendiren oyuncu, Lampard hücumu yönlendiren oyuncu. Ben Scholes'u daha iyi futbolcu olarak bulurum ikisinden de mesela. Scholes bu tartışmalarda çok esame sokulmaz. Scholes Xavi ile kıyaslanan bir oyuncu zaten. Bence Scholes ikisinden de daha iyi oyuncu ki kariyerde daha görkemli diyebiliriz tabii ki dev United'da oynadığı için. İkisinin yan yana oynadığı takımı ben izledim gençliğimde çok fazla. Çok matah bir şey olmuyor o takımdan. Evet. Ben niye çekiyorum aslında? Çekim yapmıyorsun. Mert Emir Tezcan. Team greatest of all time Leo Messi. Eslemiş kocu. Sorum iki spor duayenine. Sizce Messi kariyerinin başında İspanya milli takımını tercih etseydi 2014 yılında gruplardan bile çıkamayan rezil İspanya milli takımıyla Dünya Kupası kazanabilir miydi? İspanya hiçbir zaman rezil olmadı ki. Ya kötü bir turnuva geçirdiler. Rahatsızdı. Ama rezil bir takımları olmadı. Abi şunu söylemek lazım. Yani bunlar çok farazi şeyler. Suyun üzerine yazı yazdığın şeyler. İnsanlar hep şunu söylüyor. İşte Messi Arjantin milli takımını seçmeyip İspanya milli takımını seçseydi iki tane Dünya Kupası olurdu. Belki İspanya Messi ile 2 Dünya Kupası'nı da alamayabilirdi. Yani mantık olarak baktığında ulan o kadar güçlü takım bir de Messi olduğunda tabii ki alır Dünya Kupası'nı diyorsun. Ama pratikte hayat böyle gelişmiyor. Hiçbir zaman böyle gelişmiyor. O Messi o takımı daha iyi bir takım yapmayabilirdi abi. Bunun örneklerini çok gördük. Yani çok özel oyuncuların çok özel takımlara gidip o takımı daha iyi bir takım yapmadığını, işte İbrahimovic'in Barcelona'ya gidişi, kağıt üstünde Eto'dan daha etkili bir oyuncu getiriyorsun ve diyorsun ki aa acayip bir şey olacak falan. Olmadığını gördük. Yakın geçmişte de buna dair çok fazla örnek var. Bir de şey diyeceğim ben. Yani şimdi Arjantin final oynadı değil mi? Messi'nin çok iyi oynadığı bir sezonda. Şeyde turnuvada. Yani o finalde işte Rodrigo Palacio golü atabilse iki tane karşılaşıyor. Higuain. İşte Neuer'in 10. dakikada bir uçar tekmesi var cihazası. O mesela kırmızı çıkıyor. Yani aslında Messi Dünya Kupası'na çok uzak olmadı. Yani aşırı derecede yakın bir noktadan geçti. Hatta biz Erman abiyle de konuştuk geçen gün. Yani Arjantin bu turnuvada da farklı. Turnuvada da bir şeyler yapabilir. Çok iyi bir takım geliyor hocası. Aynen ve takım ilk kez şimdi Messi'nin son turnuvası olacağının da farkındalar. Tabii ki olmayabilir. Yani Messi atıyorum kafadan 2000 yani yine oynayabilir ama şunun farkındalar ki yani iyi bir Messi'nin son turnuvası. Yani 38'de oynasa bile ne kadar oynayabilecek, evet, ne kadar süre alabilir onu bilemeyiz. Ve takımda da işte Messi'ye yapılan faullerde de ya da işte golden sonra Messi'yle olan yani bu takım bu adamın takımı ve biz bu adama Dünya Kupası'nı kazanması için yardımcı olmalıyız. Kimsede bir ego yok. Hoca bile bu şekilde düşünüyor. Yani yanındaki adamlar da dünyanın hatırı sayılır futbolcuları ama resmen öyle bir hava var. Bu havanın ben olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum Arjantin adına. O yüzden hani bir numaralı favoriler mi? Değiller belki ama çok bir numaralı bir favorinin de olmadığı bir Dünya Kupası. Yani hem farklı bir süreçte oynanacak hem de hani hangi ya tabii ki Fransa hani böyle çok iyi duruyor gibi. Ama mesela bakıyorsun Fransa Uluslar Ligi 4 maç 2 puan mı aldı? 3 puan mı? Avrupa Şampiyonası'nda da istediğini alamadı. İtalya yok. Yok zaten. İngiltere. Macaristan'dan 4-7. Ya Macaristan inanılmaz bir takım. Aynen. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yine acayip bir grupta. Yine herkese kök söktü. Lider oldular bu sefer. Evet. Müthiş bir takım yani. Ya bence Almanya yine ilk 4'e oynar. Almanya soru işareti ama yani evet, her zaman oynar. Bence şu an çok hazır gelen 2 tane takım var. İkisi de Güney Amerika'dan. Brezilya ve Arjantin. Evet, Brezilya. Çok hazırlar yani. Ve kadrolarının %80'i, 85, 90'ı belli. Hasan Berat Şahin. Team Erman Yaşar'ın bitmeyen diyeti. Sorum Cihat Akbele. $500 Erman Yaşar'ın düğününe halı saha kombiniyle katılım sağlar mı? Sağlamam tabii ki. Hasan Fadlıoğlu. 3. Hasan bugün ha. Herhalde Hasan. Flor Hasan. Team Messi'nin tokalaşmadığı çocuk. Sorum beni daha iyi anlayacağını düşünmekten Cihat Hacı hocama. Nasıl üçüncüsü Hasan olabilir lan? Burada bir tane Hasan ya var. İşte bozma ya. Evet. Abi ben bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bugün bir dersi bütünlemede vererek tabiri caizse göt zoruyla sınıfı geçtim. Güzel. Benim çok yaptığım şey. Seneye fakültede futbol takımında oynamam için çağırdılar. Sence ortalamam böyle ucundayken takıma gitmem doğru olur mu? Sen de fakülte takımında hocalık yapmış birisin. Sence dersler beraber yürütebilir miyim? Oğlum manyak mısın lan? Oraya bunun hiçbir alakası yok. Daha iyi olur. Daha gelmez. Şansı da boş ver, daha iyi olur. Sportif faaliyetlerden kendinizi dışarı itmeyin. Aynen. Ders, mers falan filan bunlar çok önemli şeyler değil. Hayatınızın canlı kalması lazım. Bunun için spor da yapmanız lazım. Atıyorum karşı cinsle de konuşmanız lazım. Ne bileyim kola da içmeniz lazım. Soğuk kola, dondurma da yemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Futbol, spor bunlardan birisi. Bunları eksik etmeyin. Ders, mers boş ver. Enes Çalışkan. Team Tayin Pekmez. Abiler selam. Okula metrobüsle gidip geliyorum. Sizin en sevdiğiniz metrobüs durağı hangisi? Acıbadem benim.
Erman abi cevaplamak istemiyor. Çünkü en çok orada bulunuyorum. Erman abi cevaplamak istemiyorsa Cihat abi istediği birine sorabilir. Sevgiler. Yok. En sevdiğim metro... Metrobüs durağı. Ya metrobüs durakları gerçekten kötü. Yani kötü derken bulundukları yer kötü. Zaten hani belli bir güzergahta. Ama Boğaziçi Köprüsü durağını seviyorum. Yani orada inenlerin nereye gittiğini de merak ederim. Boğaziçi değil de abi. Şey biliyorsun acaba. Burhaniye. Abi o çok... İnanılmaz o sanat filmi çekilir orada. Evet. Ne oldu yani? Burhaniye durağını kim iniyor? Burhaniye kim iniyor? Boş ver. Şey... Mimari yapısı da çok enteresan. Yani gece falan insan altına sıçarsın orada. The God Fatih. God Fatih değil. The God Fatih. Godfather gibi. Team Patrick Vieira'nın soyunma odası anıları. Oh. Sorum 2 güzide abime. Sizce Türkiye Ligi'ne İngiltere'de olduğu gibi 5 sene oynadıktan sonra yerli oyuncu statüsüne girme kuralı gelse nasıl olur? Mantıklı mı? Var zaten. Var. Yani ama kimlik çıkarması gerekiyor. Evet. Şimdi füspüdürsünden mi? Kimlik çıkarması gerekiyor değil mi? Joseph de Souza. Dur. Ya vatandaş olması vatandaş lazım. Vatandaş olması gerekiyor. Joseph de Souza. Mehmet Orel diyorsun. Türk milli takımda oynamak istiyormuş. Oynar. İlk 11 yazılır mı? Ya yazılır yazılmaz ayrı. Rotasyonumuz var şu an. Kadroya girer yani. Felagund Finrod. Team J harfinde Juventus. Bu çok büyük olay olmuş. 150 kişi yazmış. Ulan bu adamlar nasıl J harfinde Juventus yazmıyor diye. Bu adam B harfinde de Beşiktaş da yazmadı diyorum. Yani o abi şey değil yani bir dakikalık sürede gelmeye ben de şeyde yaparken çok kolay yani oturduğun yerde. Sen de şeye Shakhtar yazmamışsın mesela. Ha yani abi. Şarkı söylemedin diye de seni çok eleştiren var. Ha evet mesela. Z'de Zenit yazmadık mesela en akla gelen olabilir takım. Oluyor yani o bir dakika. Hayır bir de biz burada sürekli program yapıyoruz diye heyecanlanmayacak halde değiliz. Heyecanlanıyoruz ha, yani. Cihat özellikle benim yanımda oturmaktan hep heyecan duymuştu. Tabii ki. Ben de Cihat'ı neymiş efendim? Evet. He. Team J harfinde Juventus söylememe rezaleti. Sorum çarşamba akşamlarımızı şenlendiren iki insanı. Kendilerini deneyip de başarılı buldu ama çevrelerinden onay alamamış yemek kombinasyonları var mıdır? Benim yok. Ben yemek hiç yapmıyorum neredeyse. Benim bir ara bir tavuk dönerin arasına çiğ köfte ne? Böyle bir deneme olmuştu. Anladın ben mı? Ben soruyu yanlış anladım abi. Baklava, ayran falan. Ben soruyu yanlış anladım. Tavuk dönerin arasına çiğ köfte mi koydun abi? Gerçekten çok kötü olmuyor. Yani bunu yemedim. Bunu yemedim. 15 yıldır yemiyorum. Hani 18-19 yaşındayım. Karşıdaki dönerci çiğ köfte de yapıyordu. Bir gün şey dedim abi şunu dedim şöyle bir sürsene üstüne. Hani böyle şey şekli. Çok ilginç bir lezzet yakaladım. Bir deneyin. İzmir'de bir yer var abi. Çiğ köfteci. İçine nugget koyuyor. İnanılmaz meşhur. Hiç yemedim ama yani millet böyle İyi olabilir. Farklı, şu an farklı semtlerden falan gelip İyi olabilir. Abi rezilliklere bak. Ben kendimiz yapıyoruz gibi anladım. Yerken kombin etme anlamındaymış. Düşünüyorum. Yani lahmacun arasına bir Urfa gibi. Yok be oğlum. O çok güzel oluyor. Valla. Evet. Ama yerinde yiyecek. Yani dışarıda adam öyle sipariş etmeyecek. Evet 5 numarada çok enteresan bir olay var. İkonik anlar çok ikonik olduğu için ve biz de çok fazla yaptığımız için programı hazırlanırken şöyle bir baktığımda ikonik an yok. İkonik an yok. Zaten İkonik. Biraz program bunu Cihat'la da konuştuk. İkonik andan ikonik olaya doğru biraz kaymaya, ikonik hikayeye doğru kaymaya başladı. Çünkü yani ikonik an mesela ilk programlarda da anlatıyorduk. Diego Armando Maradona'nın elle oynadığı an ikonik bir andır futbol adına. Ama İşte Vefa'daki Mehmet Çavuş'un orada örgütlenip takım kurması ikonik bir an değil normalde. Bir hikaye. Ama o karar verdiği an ikonik mi? Lan. Ne? O ara anlatıyor o zaman. Mehmet Çavuş oturuyordu. Hadi. Evet. O yüzden futbol hikayelerine futbol döndü. Futbol hikayelerine döndü biraz iş. Ama gerçekten ikonik bir anla açacağım ben. Bu bir hikaye değil, bir an. Çok da anlatmaya gerek yok. Aslında ben bulamadığım için ikonik bu anı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak istedim. Meşhur Kiev karambolü. Evet, güzel. Bu kadar. Ama dur. Sen ama seyrederken dur. Neyse o Emedur. Emedur. İlaç. Ha bir de şey vardı. Amadeus. Amadeus var. Türkücü. Şey. Tolga. Aa, evet. Emin misiniz? Hakan Arıkan. Boyko. Emin misiniz? Tolga. Ne Boyko'su lan yuh. Şey bir dakika. Kimdir lan o kaleci? Tolga değil. Kaleci bir yerde penaltı yapmak üzere hatta öküz gibi çıkı. Tolga var lan. Tolga yok mu? Grup maçı mı abi? Sapık mısın oğlum sen? Ben de oynadım. Cenk olmasın. Cenk lan. Cenk. Abuk subuk uçuşlar yapıyor sağa sola. Ama çok iyi. Ay. Çok iyi ucuz. Şey. Yalnız Cenk çıkartıyor çizgilerini. Grup çalışması bir şeyler yapıyor. Grup çalışması var orada Beşiktaş'ta. Yalnız 35 saniye falan sürüyor abi inanılmaz. Peki izlerken ne düşündün? Ben çok kötü oldum. Ama böyle izleniyor yani. O biliyorsun. Nasıl tuttum? Bir de Beşiktaş'taysan son saniye aynen. O topa vuruyor ya en son Kiev'li. O da orta açsa mesela. Sonucu Kiev'li topa vuruyor. Aynen bam diye vuruyor. O da bir kesse böyle arkaya doğru. Devam eder. Bir dakikaya bağlanacak mevzu. Bir iki atak daha olur. Sen ne yapıyorsun? Kiev karambolünü izliyorum. Tekrardan. Acayip bir an abi. Cenk.
Kaleci kafayla gol atmaya çalışıyor. Ha aynen. Onu böyle geliyor. Atanamamış Alisson Becker. Orada böyle hareketler yapıyor. Tamam Cenk. Anlatırsan sevinirim. Şovkovs kim o? Sevgiler Cenk inanılmaz lan. Anlatsana. Cenk kaleye en uzak adam pozisyonun bir yerinde. Anlatsana. He? Canlı anlatsana. Nasıl anlatayım oğlum? Niye güzel olur? Anlatamam ya. Anlatırsın ya. Abi isim hatırlamıyorum. Orta geldi, Cenk çıktı. Büyük bir karambol var, çizgiden çıkardık. Aman çocuklar. Aman çocuklar, bitmedi. Bir vuruş daha. Cenk ayağıyla çıkardı. Bir vuruş daha. Savunmaya çarptı. Aman diyelim. Aman diyelim. Aman kaleye gitti Cenk yine son an. Lan bu ne, bu anlatılmaz hakikaten. Bu sondaki vuruş inanılmaz ama. Bu ikonik bir an oldu şu an mesela bizim için. Doğru. Senin bu son, ya burada o duyguyu veremiyorsun. Onu canlı anlatsaydım tabii ki acayip olurdu yani muhtemelen. Bu sene Erman Yaşar'ın son spikerlik şeyi de buradan geldi. Doğru. Aksiyonu da. Ağzına sağlık abi. Fenerbahçe'nin vardı böyle bir Avrupa maçı ama Fenerbahçe yapıyordu böyle bir karambol. İki kere direkten dönüyor. Sonra gol oluyor ama. İlker Yasin'e atıyor sonra gol oluyor. Her şey hem penaltı hem gol. Hem penaltı hem gol. Semih. Direkten dönüyor. Frankfurt. Frankfurt maçı. Bilmiyorum da çok eski. Sen hatırlarsın. Aha. Beşli gruplar. Dörde geçelim. Dört numarada Maradona Tanrı'nın eli var. Üçe geçelim. Yok tabii. Evet dört numaraya geldik. Dört numarada Cihat abine size acayip bir hikaye hazırladı. Neyi hazırladım? İthal ettik bu hikayeyi. Ben gittim abi dünya turundan. Ben dört numarada enteresan bir figürü anlatacağım. Erman abi de onu vakti zamanında kariyerinin ilk döneminde çok anlattı. Çok. Robert Kidiaba. Robert Kidiaba Demokratik Kongo'nun kalecisi. Enteresan bir tip. Devlet başkanı da dese hiçbiriniz bir şey diyemezsiniz. Politikacı zaten. Evet politikacı. Milletvekili olmuş galiba. Şimdi Kidiaba'yı biraz şöyle anlatmak istiyorum. Bu herif bir Mazembe efsanesi. Mazembe, Erman abi ya da Afrika'yı takip edenler çok iyi bilir. Afrika'nın, Kuzey Afrika'daki takımlarının hegemonyasını kırmış bir Afrika takımlarından birisidir. Kuzey Afrika'daki takımlar hep Afrika Şampiyonlar Ligi'nin önünde götürür. TP Mazembe. TP Mazembe o dominasyonu zaman zaman kırmış 5 tane Şampiyonlar Ligi olan bir takım. Hatta şöyle diyeyim, yani bugün Avrupa'da oynayan, Avrupa'ya Afrika'dan gelmiş Demokratik Kongo'da oyuncuların çoğu o takımın altyapısından çıkmıştır. Önemli bir kulüptür ve hala aynı şekilde devam eder. 2009 yılında bu takım Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor uzun süre sonra. Bu çok büyük bir başarı tabii ki. Ve şeye katılıyorlar, FIFA World Cup. Orada da Kidiaba ilk maçta kırmızı kart görüyor ve sevincini gösteremeden turnuvadan veda ediyor. İkinci sene yine Afrika Şampiyonlar Ligi kazanıyorlar ki bu Afrika'da çok kolay rastlanacak bir şey değil. Arka arkaya bir takımın iki kere kazanması. Yine FIFA World Cup'a geliyorlar. İlk turda Pachuca ile, Kuzey Amerika şampiyonu Meksika takımı Pachuca ile karşılaşıyorlar. Ve sürpriz bir şekilde 2-0 yeniyorlar. Turnuvanın en zayıf takımlarından biri Afrika temsilcisi olduğu için. İkinci turda Internacional geliyor. İnanılmaz bir takım. Copa Libertadores'i kazanmış ve çok iyi hatırlıyorum o maçı izlediğim zamanı. NTV Spor'da yayınlanıyordu galiba. Maçı 1-0 kazanıyorlar. Fakat o maçta bütün dünya şöyle bir şeye rastladı. Şey gol attı Mazembe ve Mazembe'nin kalecisi Boom Shuffling dediği oturarak zıplamayarak yürüyor. Tamam mı? Aynen. Meşhur bir hareket. Bunu herkes görmüştür. Ve bu zaten Demokratik Kongo ile Afrika kupalarında da yaptığı bir şey falan. Ve o dönem bu bütün dünyada trend oldu. Boom Shuffling dedikleri şey. Ve Demokratik Kongo'daki sokak, işte FIFA'nın yaptığı bir belgesel var. Çocukların hepsi sokakta gol attıktan sonra öyle yürümeye başlıyor. Ve bu uzun süre Demokratik Kongo'daki bütün futbolu etkilemiş. Maçta gol atanlar öyle sevinmeye başlıyor. İşte bu sefer Mazembe'de ve Demokratik Kongo milli takımında gol attığı zaman, çünkü Demokratik Kongo'nun kaptanı da o ara Kidiaba, soruyorlar niye? Ya bu ne? Bu nasıl bir hareket? Çok, çünkü şey, biraz böyle siyasal çevresinde oturarak yürüyen bir adam var. O da diyor ki ben gençliğimde atletizm, jimnastikle uğraştım ve ben kariyerime santrafor olarak başladım. 9 numara. Profesyonel oluyor. Santrafor. Bir gün işte klasik Afrika hikayesi. Kaleci yok takımda oynayacak. Kaleye geç diyorlar. O günden sonra kaleci kalıyor. Fakat o sevinç aslında gol attıktan sonra yaptığı bir sevinç. Ve bugün kaleci olduğu için takımı gol atınca o sevinci yapmaya başlıyor. O sevinci de oyunun bu tarafında yaptığı için komiktir. O ikonik görüntüleri de arkada göreceğiz. Bence şey, futbolun çok güzel hikayelerinden birisi. Bu arada Mazembe o turnuvada finale çıktı. Afrika finale çıkan ilk Afrika takımıdır o turnuvada ve meşhur Mourinho'nun efsane. O gün Mourinho yoktu başında. Ama o Inter'e kaybettiler. Etolu, Militolu. Sadece bir takımda oynamış galiba. Mazembe'de oynamış. Evet, Mazembe'de. Orada başlamış, orada bitirmiş. Bir öncesinde bir takım vardı galiba. Forvet oynadığı takım. Maça çıkmamış olabilir. Ya, profesyonel olmadan belki. Çıkmış. Evet, ya da profesyonel olup oraya geçmiş olabilir. Yani bilinmiyor yazıyor zaten. Ha, tam bonus sorusu. Seneye atarsınız seri atışlara. Gol çok... sevincimle ünlüyüm. Evet, o Afrika kupalarında da hep yaptı hatırlıyorsun. Bayağı şeydir, meşhurdur. Tuttuğumuz taktiği. Evet. 3. Böyle o, düşünsene kaldın finale. Son şeye geldi. İlk ipucu bu. Ne? Tuttuğumu sikerim. Çok fazla adam geldi aklıma. Hemen tak diyeceksin Erman Yaşar. Icardi. Ne oluyor lan? Ha, öyle bir tuhaf o, geldi. Böyle ağzına, falan filan ha. Ağzına sağlık abi.
Eyvallah. Güzel bir Erman abi ya. Tepki vermeyince bunlar veriyor artık. Video yapmaya başladım. 3'e geldik. 3'te yine çok güzel bir hikaye var. Çok güzel bir an. Bu gerçekten öyle. Çok eski değil. 6 sene falan oldu. 5-6 sene. Francesco Totti'nin futbola veda ya ettiği. Gidiyorum ben ya. Yani ya. Ha, o zaman bunu almıyorum. Bu yoktur ya. Bunu almıyorum. Higuita'nın 1995... Evet, Totti'ye geri döndük. Francesco Totti. Çok büyük futbolcu. 20 plus sene. 20 yıl üzeri Roma'da oynuyor. Real Madrid, Los Galacticos oluşturduğu dönemde Francesco Totti iki... Ne oluyor arkadaşlar? Bu nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Ne çalışıyorsun? Lan Instagram mı Instagram'a ya? Telefonla aynı. Ne Instagram'a ya dönüyor. İlk ses mi? Bu da ilk ses. Kabı niye aynı aldın? Egzama kim lan? Egzama diyor. Abi Totti, teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Totti olmuyor yani, kalıyor. Bir zaten diyor, hayatımda diyor Roma'yı terk etmeye bir kez çok yaklaştım. Onun dışında o da Erasmus'a gidecekmiş. Hiç düşün. Açın izleyin, ödev veriyorum. 3 numarada Francesco Totti'nin vedası geziyor böyle 1,5 saat boyunca. Çok herkes ağlıyor. Gerçekten şaka bir herkes ara. Ağlıyor. Canlı izledik Emre ile evde. Biz de böyle vücu ağlıyoruz. Abi, vücu. İnanılmaz çok, bir şey çok abi. Çok iyiydi. Oğlum kamera kimi gösterse ağlıyor. Aynen. Abi. Bütün stat ağlıyor. Bütün şehir ağlıyordur aynı anda. Sadece stat da değil. Kolezyum ağlıyordu. Değil mi? Aynen. Ve orada işte müthiş bir konuşma yapıyor. Diyor burası diyor benim diyor futbol oynadığım bir yer değil. Burası benim evim. Sizler benim ailemsiniz, arkadaşlarımsınız. Şudur budur diye başlayan insan evini terk etmez. İnsan en çok mutlu olduğu yer her zaman yuvasıdır gibisinden başlayan ve uzun bir konuşma var. Zaten çok ağlıyor yani tam yapamıyor da konuşmayı falan. Adam ağlıyor, karşı taraf zaten perişan oluyor. Benim gerçekten yani çok fazla veda gördüm. Hem futbolda hem birçok sporda. Mesela Kobe Bryant'ın ki çok etkilendiğim vedalardan biridir. İşte Mamba Out deyip mikrofonu parkenin ortasına bırakıp gidişi. Ki sonrasında çok genç yaşta hayatını kaybetmesiyle o daha da hüzünlü bir ana evrildi. Birkaç sene sonrasında da zaten tamamen aramızdan ayrıldı. Onunla beraber ki Kobe benim için çok özel bir oyuncuydu. Çok farklıdır bende yeri. Orada çok kötü olmuştum. Agassi'nin tenisi bıraktığı anda çok kötü olmuştum. Orada da çok şey bir konuşması var Andrea Agassi'nin. Maçı kaybettikten sonra şey diyor. Şu anda scoreboard benim kaybettiğimi gösteriyor ama burada neler kazandığımı bilmiyor ve gösteremiyor gibi bir şey deyip hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bütün seyirci de Amerika seyircisi de ağlamaya başlıyor. Totti de o anların içine girer bende. Yani Totti benim mesela hiçbir zaman inanılmaz favori bir futbolcum olmadı. Çok böylesi yani en sevdiğim 20 futbolcu arasında bile yazmam muhtemelen. Oynarken ya çok beğenirdim ayrı konu. Müthiş bir futbolcuydu ama hani Roma'da benim çok sevdiğim bir takım olmadığı için son dönem hariç. Hoca gidince oraya sevmeye başladı. Ne oluyor lan derste miyiz parmak kaldırıyorsun? Şunu diyeceğim. Yani çok böyle inanılmaz bir bağım olan bir futbolcu olmamasına rağmen beni çok etkileyen bir vedaydı. Bir soru. Totti tarihin en iyi 100 futbolcusu arasına girer mi? Girer. Herhalde bence girer. Bence de girer. Girer. Ya burada şey var. 12-13 sene çok üst seviye performans da var. Yani şeyi geçiyorum. İşin manevi hikayesini geçiyorum. Zaten one man club'lar hep şeydir. Çok iyi karakterlerdir. Ama bu herif 12-13 sene en üst seviyede oynadı. Evet onu söyleyecektim. Şampiyonluk yaş... Az önce söylediğim one man club'daki bence en iyisi dünya tarihinde. Bir düşünün. Yani abi. Maldini var. Mesela Messi bırakmasaydı Barcelona falan. Hani Messi olurdu. Messi olurdu ama Messi'nin bir Arjantin geçmişi var. Bu adam... Sıfırdan hani. Tabii altyapıdan. Geliyor ya altyapıdan. Ya evet o şehrin. Ya bir de ikonik bir adam ya. Hani attığı goller. O yüzden ikonikler aldık aslan. 12-13 dediğim gibi yani çok üst seviyede çok uzun süre performans gösteriyor. Ya mesela öyle Mark Noble var. Tarihinde en iyi 100 futbolcusu arasına girer ya. Girer. Onu sordum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Yaşattın bize Agassi ile Kobe Bryant'la. Bu araya şu şey yapalım. Tahta. Dünün dünün bım bırı bım bım. Dım bım bım bırı bırı bım bım. Dım bım bım bırı bırı bım bım. Tahta. Tahta sekansı. Yolla. Lan. Arifiniz geliyor efendim. Eğer 5-6 tane üst üste sürekli yaptığımız kulüp çıkarsa futbolcuya döneriz. Abi Arifiniz. Yaptık mı? Yapmadık. Buyurun başlayın. Süreniz başladı. Süreniz bitti. Kalemleri bırak. Hop. Hayır sildim. Şöyle yaptım. Gördüm ben. Bilmiyorum. Kaç? 8 ama birisi. 8 ama birisi. Evet. Sen çok mantıklısın. Önce Erman inşallah alalım. Fenerbahçe.
Fatsa Spor, Fethiye Spor, Fuenle Breda, Fiorentina, Famalicão, Ferencvaros, Feyenoord. Hepsi doğru. Tamam. Hepsi doğru zaten bayağı öyle popüler takımlar. Fukuoka, Avispa Fukuoka var ya. Avispa Fukuoka var. Öyle bakma ama. Avispa Fukuoka. Geçen bölümde de aynıları yaşandı. Avispa amına kendi şey. Hayır. Bakalım. Çaykur Rize Spor tarzı bir şey. Hayır. Sponsor ya takımı. Oğlum oğlum. Fukuoka, Farense, Fatsa Spor, Fenerbahçe, Fener Spor, Balat'ta, Foça Spor, Fora Spor, Faysali. Ya ne oğlum? İtirazınız var mı? Var hepsine var ya. Fenerbahçe hariç hepsine itirazım var. Hangisi? Ha? Var var oğlum Balat'ta. Bir dakika. Faysali'ye mi bak? Bak Kuveyt ya da Arabistan. Ya zaten daha dakika bir yanlış. Fukuoka diye bir takım yok. Var. Yok abicim. Sen geçen Valladolid yazmışsın abi. Kabul ettik onu. Fukuoka onu kabul edemiyoruz. Aynen. Niye oğlum? Real Valladolid'i kabul ettiniz. O zaman yoktu olsun. Oğlum takımı ne? Tamam. Ben burada bunu kabul edemiyorum. Faysali'ye bak. Faysali de yoktur. Şu da yoktur. Bu ne abi? Bu ne? Fora Spor. Fora yaz. Bir dakika. Fora Spor. Eintracht. O yüzden Avispa Fukuoka ile aynı muhabbet. Fora Spor yok. Yok. Onu da silelim lütfen. Foto Spor çıkıyor. Yok fanatik olun. Faysali'ye bakıyoruz. O da yok. Kendi de siliyorsun. Yok Faysali var var. Kuveyt ya da Arabistan. Faysali. Şu var. El Faysali. Bu da kabul edilmez. El Faysali FC. Oğlum o el takısı öyle bir şey değil ya. Niye? Ahli mi yazacaksın? Ben o zaman A'da hepsini yazayım. Al Ahli, Al Faysali, Al Mübarek. Al. Maalesef bu turu Erman Yaşar. Tamam. Zaten kazandı. 8 tane kazandı. Takım. Hepsi. Zaten ben burada patlıyorum. Star takım bir de yani. Feyenoord, Ferencvaros, Macaristan'ın en iyisi. Benim aklıma Fenerbahçe'nin 4'te gelmesi. Ben direkt Beşiktaş hiç gelmedi. En azından tuttuğu takımı 4'te şey yapmış. Tak diye yazdım babamın İlk takımı. İlk turu Fenerbahçe ile buradan Ahmet amcaya selam olsun. Yok iyi iyi. Adamın takımların hepsi gerçek. Benim hep suçum. Ve Fora Spor. Fora Spor. Fora Spor. Ve harfiniz? T. T. Niye tıkandık ya? Ben de tıkandım abi kafayı yiyeceğim. Gücü vereyim mi ikinize? Var. Belki yaratır. Türk gücü. Türk gücü. Türk gücünü yazalım yine. Yazalım. Son 10 saniye. 500 T. 3, 2, 1. Kalemleri bırakın. Sonuncu harfini yazdım. Tamam, kabul ediyoruz. Önce Cihat Akbel'den oldu. Geçtin evet, beni yine ya. Bende çok şüpheliler var. TSE Trabzonspor, Tokat Spor. Ne? Trabzonspor. He. Tokat Spor, Tobol, Tottenham, Tirespor, Türk Gücü, Totem, Tiyark. Abi şu Tiyark ve Totem'e bir direkt bakın yani. Tiyark ne? Bu Norveç'te böyle bir takım var galiba. Totem var. Bir dakika. FK Totem var. Kabul ediyor musun? Kabul abi o kadar da değil. AS Roma falan olur abi o olay. Tamam da. Abi ona var, girme tamam, yani. Tamam. Totem. Totem var ya. Totem'i kabul ediyor. FK Totem. Tijark. Tijark. Bıcak var. Taşak mı var? Bıcak. Tijark. Son harfi nedir? G. G. K olacaktı. Yanlışı kabul ediyoruz. Bıcarkmış zaten o. Sert. Futbol değilmiş. Oyuncuymuş bu. Sert. Zaten. Abi yok böyle bir takım. Sert yüzsüz yumuşamış. Ona sinirim. Kabul ediyorum. Tamam. Bir şey sormak istiyorum. Dur daha zaten çoğu. Trabzon okey. Hayır baba. Sen niye böyle ağlamaya başladın? Trabzon okey. Tokat 2. Tobol. Kazakistan. Tobol öyle değil galiba. Başında bir şey var. Hayır be oğlum. Tobol'a bakar mıyız? Tobol'a bak. Oğlum neye bakıyorsun? İyice cahilleştir sen. Tottenham doğru 3. Tirespor 4. Tamam hadi FK Tobol bakalım. 5. Tirespor. Doğru. 5 tamam. Türk gücü. 6. Tamam. Totem 7. 7. Bitti. Totem yok. Var yok, var. Dedi ya. Ha FK özür dilerim. Evet. Tottenham. Tokyo FC. Doğru. Trabzonspor. Şu tamamen salladığı Trabzon. Trabzon 1450. <1461 Trabzon. gülüyor> Abi var işte. Futbol okulu var. Okulu mu? Abi öyle bir şey kalmış hayır, aklında. 1461 Trabzon. 1453 İstanbul abi. Abi dedim zaten ama 1453'lü bir şey de var aklında. Bunu çiziyoruz. Tarsus İdman Yurdu. Tarsus İdman Yurdu var mı? Var, var tabii ki lan yuh. Var. Türk gücü zaten adamda da var sen söyledin. Tatvan Spor, Tuzla Spor, Tampa. Tampa. Var Amerika'da. Tamam Tampa değil. O. Bu tem burada E var arkadaşlar. Ya, ya oğlum yanlış hızla yazarken yanlış Tampa yazdım. Yapıyoruz. Ne? Hayır tamam. Tamam bir dakika bir sakin ol bir şey diyeceğim. Ulan Tampa'yı hızlı yazarken asaletini kaybetme. Evet. Şeyini. Bir dakika bu arada bir oğlum ben geldi, yaşadım bilgi Tampa'da. Geldi, bir bilgi geldi.
Trabzon 1453 Spor TFF'nin kayıtlarında varmış. Tebrik ediyoruz. Nasıl ya? Var tabii oğlum. Trabzon 1453'ün ben maçını görüyorum. Abi sürekli. Trabzonlular niye 1453 takıyor? Evet abi. Evet işte. İstanbul'daymış. Tabii ki İstanbul'da. Afişlerini falan görüyorum. Oradan kaldı aklımda. Tebrik ediyoruz. Ve zaten Tampa'ya gerek kalmadı ama Tampa'yı da yanlışlıkla elim Tampa diye yazmış da yani o da Tampa. Ben Amerika'da Tampa'da yaşadım. Beyler burada bir şeyler olmuş da abi. Tampa 650 tamam. mi? Yine kazandı. Son oyun. Ne yapacaksın ki son oyunu? Hayır oynayalım kardeşim. Peki. 3-0 mı 2-1 mi? Bakalım peki. Mars mı yapacak? Karmaşar yoksa? Tamam. Varmış. Abi diyorum var Trabzon ama 1453. Bu kirli zihinden kaçmaz. O zaman son harfimiz geliyor. G yaptık mı? Ne? G. Yaptık. Yapmadık. Yaptık sanki. Hayır yapmadık. Gangbang mi yaptık? Galatasaray yapmadın. Galatasaray yapmadın. Evet, süreniz başladı. Az önceki balın diyarı neresiydi Zonguldak? Gökçebey. Gökçebey. Spor kesim vardı. Ve sürenizin sonuna geldik. Kaleleri bırakalım. Tamam tamam. Şu geri yazdım zaten şu sini. Evet. Şimdi... Hey! Hey! Kaç tane var? Bayağı var. Önce sizden 11. Ben 10 tane yazdım. Yarısı yalan zaten. Kazandı adam. Galatasaray, Giresun, Glasgow Rangers. Bu patlıyor biliyorsun değil mi? Bende de var ama. Glasgow'un official isminde yok. Sayılmaz. Göteborg, Gaziantep Spor. Buraya kadar bu 5'i tamam. Gazhane olması lazım. Kesin vardı. Girona var zaten. Gökçe Bey sen bunun şeyi. Benden duydun niye izliyorsun? Galatasspor, Gergot. Galatasspor. Ya belki çıkar bu sallıyor çıkıyor. Yok. Galatasspor var. Var mı? Bende de var. Gazhane yok. Tamam. Yazık. GS, Galatasaray, tamam. Gölcük Spor, tamam. Giresun Spor, Glasgow Rangers ben de yazdım. Tamam. Görele Spor, Görükle İpek Spor. Bursa ben çalıştım burada. Bakacağız. Göcek Spor. Neye bakıyorsun? Çalıştım diyorum ya. Abi ne? Görüklü İpek Spor. Sahası bile var. Göcek Spor. Göztepe. Gatal Bahçe ne lan? Gökçe Bey Spor. Galata Bahçe ne oğlum? Galata Spor. Yok. Galata. İstanbul. İstanbul United. Galata Bahçe. Ve böylelikle puan burada da. Bahçe Saraytaş. Dur lan nasıl gidiyor? Galatasaray tamam. Gölcük Spor 2. Giresun Spor 3. Rangers 4. Görele Spor var mı? Var. Göcüklü İpek? Var. 6. Göçek var 7. Göztepe 8. Aynen. Bu ne? Gökçe Bey. Gökçe Bey var mı? 9. Galata 10. Tamam. Bende 3, 5. Bende 8 var. Evet. Bahçe Saraytaş yazdın mı? 2-1 bitti. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Sezon finalinde. Acayip mızıktı. Benim bütün mızıkmalarımı diyeti oldu bu. Bu yapılmayacaktı. Bu normalde yoktu. İçimden geldi. Ya çek şu şeyi. Luka Modric, Muhammed Salah şey demiş. Rodrigo söyledi. Maç sana mı söyledi? Maç biter bitmez. Seneye bir daha dene demiş. Şaka yapıyorsun. Muhammed Salah seven insan kalmayacak dünyada sonunda. Maç bittikten sonra seneye bir daha dene demiş istersen. Herif kimse sevmiyor çünkü abi. Çünkü şey falan dedi ya intikam istiyoruz. Sonra onu kıvırdı biraz. Dedi ki intikam dediğim hani. Hızlı bir gurme Mane Bayern bir yorumuydu mu? İyi transfer. İyi transfer. Tertemiz. Mane, 30 yaşında. Mane de Salah'tan kaçtı. Klopp doğru zamanda Salah'ı elden çıkaramazsa bütün takımı karıştıracak. Oh. Zehirli hücre gibi kanser hücresi gibi bütün herkesin içine girmeye başladı. Saçmalayacağım. Saçmalamıyorum. Rodrigo söyledi bana da. Ne oluyor lan? Yeter over gülme yapmayın. Over gülme yapmayın. Over react. Bindirmeli gülme yapmayın. Over react veriyor adamlar. 2 ve 1 numaraları Cihat Akbel anlatacak. Ben sıramı savdım. Konuşsun İbni. Bu 2 numarada aslında ikonik bir an var. Bu ikonik andan küçük bir hikaye anlatacağım. 29 Kasım olması lazım. 2008 günü Stoke City ile Hull City bir Premier League maçı yapıyor. Ve o maçta sana dediğim konu. Maçın başlarında şöyle bir sahne yaşanıyor. Kaleci geri pas almış. Ricardo Fuller, o zaman Stoke City'nin santraforu. Kaleciye pres yapıyor. Kaleci topu taca rahat bir şekilde atabilecekken, tam topu taca atacakken karar değiştirip korner atıyor. Şimdi bunu düz bir şekilde izlediğiniz zaman bu saçma bir görüntü. Yani taca atacağı yerde kornere atması. Fakat orada çok şey bir hikaye var aslında. Hem bir yandan komik hem bir yandan böyle futbolun çok garip taraflarından birini anlatan bir hikaye var. Taca atmıyor çünkü Stoke City'de o sezon ve bir önceki sezon rakiplerine kabus gibi çökmüş bir Rory Delap var. Rory Delap kim abi? Rory Delap 12 yaşında cirit atma şampiyonu olan ve sonradan futbola geçmiş bir futbolcu ve inanılmaz derecede garip bir şekilde taç atıyor. Taçları
Delap. Futbolu bıraktıktan sonra da ek bilgi vereyim. Hemen Cihat devam eder. Futbolu bıraktıktan sonra da insanların bir zamanlar çok severek aldıkları ama artık kullanmadıkları kıyafetlerini satışa çıkarabildikleri bir uygulama. Delap uygulaması. Bunu birçok arkadaşım da kullanıyor. Futboldan kazandığını buna yatırdı. Efendim? Nereden indirebiliriz? Her yerden indirebilirsin. Rory Delap İrlandalı bir futbolcu. Kariyerinin orta saha oyuncusu. Fakat 2007'de, umarım yılını karıştırmıyorum, Stock City'nin başına futbol tarihinin görüp görebileceği en cins adamlardan biri geçiyor. O da Tony Pulis. Erman abinin de çok hatırlayacağı bir dönemdir. Ve 7 sene boyunca takımı çalıştırıyor. Ve bu takım bir futbol takımını değil, bir rugby takımını andıran görüntüsüyle ve ilginç taç atışlarıyla duran top organizasyonu. Tuncay Şanlı'ya da hoçalık yaptı. Evet. Bir döneme hatta kavga ettiler. Oyundan aldı çıkardı. Bir döneme damgasını vurmuş. Arsene Wenger tarafından çok sert şekilde eleştirilen. Çünkü sürekli Arsene Wenger'i yeniyordu. Ve bunların çoğu taç atışından gelen gollerdendi. Fakat Alex Ferguson'un biyografisinde ben bu o biyografiyi o kadar kullandım ki her aynen konuda geçiyor. Mükemmel çünkü bir biyografi. Ama adam her şeyi anlatmış. Ve benim jenerasyonumun en iyi hocalarından biri dediği Tony Pulis çalıştırmıştı ve şöyle düşündü abi. Bir takımın santraforlarının boyları şöyle. Ricardo Fuller 1.93, Sidibe 1.94, Peter Crouch 2.02, John Boythroyd 1.95, stoperler 1.96, 1.95, 1.97, bek oyuncuları 1.90, 1.92. Bir rugby takımı gibiydi yani ve o kadar farklı bir şey yapıyorlardı ki bu zamanın romantikleri çok sinirlendiren bir takımdı. Türkiye'de de o zaman bloglarda da Twitter'da da bununla ilgili çok tartışma olurdu. Pas oyunu değil, uzun top. Ve bu uzun topların en büyük olayı da touch'tı. Velhasıl kelam o Boaz Myhill'ın, kaleci Myhill'ın Hull City'de dışarı attığı touch aslında bir şeyi de anlatıyor. İnsanların Stock City'den ne kadar çekindiğini. Hatta o maçın 43. dakikasında şöyle bir şey oluyor. Dean Windus, Hull City'nin yedek oyuncusu. Sürekli Rory Delap'ın touch attığı yerlerde ısınma dümeni yapıyor. Rahatsız etmek için arkasında. 43. dakikada o kadar abartıyor diyor ki bunu, hakem geliyor sarı kart veriyor. Yani adam rahat taç atmasın diye sürekli şey yapıyorlar. Şey falan yapıyormuş. Şöyle arkasında. Şöyle bir şey yaşanıyor. Çünkü 4 adım atıp taç atıyor. Delap'ın oynadığı şey, Stock City'nin Delap'la yaptığı olay sonucunda deplasmana gittikleri zaman kenarlarda tacı topları silmek için havlular olur İngiltere'de. Rory Delap havluyla topu siler. Havlular kaldırılıyor deplasman maçlarında. Ve Rory Delap formasının altına bir elyaf takıyor ve orayla silmeye başlıyor. 2010'da West Ham'da bir maç yapmaya gidiyorlar. West Ham 4 adım atmasın diye reklam panolarını öne çekiyor. Ona rağmen bir şey geldi telefonu. Ona rağmen Delap taşları öyle atmaya da velhasıl kelam 3 sene boyunca, 3-4 sene boyunca Premier Lig'de çok garip bir şeye şahit olduk. Bugün olsa mesela çok daha büyük popülerlik aynen ve şey kazanır. Fanya'da nefret kazanır. Çok sinir bozucu bir takımdı. Şeyi hatırlıyorum. Emirates'te ya da Highbury mi? Kaçtan geçti? Yok, Emirates'te. Emirates'te bir şey, Arsenal'i bir yenmeleri var 2-1. Walcott'u sakatladılar. Adebayor'u sakatladılar. 2 daha gol attılar. İkisi taçtan geldi ve evlerine döndüler. Wenger çıldırmıştı maçtan sonra. David Moyes'un çok güzel bir lafı var Rory Delap için. İnsan sapanı diye. Meşhur Arsenal'li Lee Dixon. O da çok iyi bir taç oyuncusu. Bizim jenerasyonumuzda iyi taç atan oyuncular vardı. Ama hiçbiri böyle taç atmıyor diyor. Bu çok isabetli ve düzgün atıyor. Yani abi göreceğiz arkada. Şey vardı, böyle değil abi. Böyle. Aynı çizgide gidiyor. Cirit gibi düşün. Yani o kadar garip bir aynen fırlatıyor. Rory Delap'ı da bu vesileyle anmak istedik. Taç çok enteresan bir şeydir. İnsan mesela taç dağın var. Amerikan futbolunda da. Yeni sezonda ayakla atıyor. Ya bunlar denendi etti. Yok ayakla atılacak, yok 60 dakikaya inecek, yok turuncu buradan kart gelir. Arada... Sikerim ha. Bu ne abi? Biz futbol muhafazakarıyız. Oğlum yeni oyun kurun, onu oynayın o zaman. Evet. Ha, biz kaldırın falan. Yeni futbol oyun kurun, muhafazakarıyız. Onu ya. Dokunamazsın bu oyuna. Bu arada halı sahaları da... Ne oldu? Taşla oynayan adamlara selam olsun. Aleykümselam. Aynen öyle. Evet. Silindi. Neden? Çünkü halı sahalara çok zam gelmiş. Halı sahalara çok zam gelmiş. Bunları da 3. sezonda konuşacağız. Şu an konuşacak zamanımız yok. Çünkü bir numara Cihat'ın bir 15 dakikalık tiradını içeriyor. Alalım. Bu aslında bu programda trajik öyküler anlattık. Bu da onlardan birisi. 1985 Bradford faciası. Bradford futbol takip edenler bilir. İngiltere'de oynayan bir futbol takımı. 1985 yılında League One yani 3. ligde seviye olarak şampiyonluğu garantilemiş şekilde son maça çıkıyorlar. Lincoln City ile içeride maç yapacaklar. Tabii bu maç doğal olarak şölen havasında geçiyor. İşte
stat normal kapasitesinin üstünde vesaire derken şöyle bir geriye gidelim. Stat Valley Parade dedikleri yer, inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. 1885 yılında rugby oynanması için yapılan bir stat. Bu 1902'de Bradford'un kurulmasıyla birlikte futbol sahasına doğru evriliyor ve 1915'te Bradford'lu bir mimarın da girişimiyle stat yeniden revize ediliyor ve dönemin en enteresan ve öncü stadı oluyor. Yani maçı eski statlar bilirsiniz böyledir. Şöyle şu şeyde gider. Bu biraz daha farklı. Yani modern stadların babası diyebileceğimiz ya da anası diyebileceğimiz bir stadyum yapılıyor. Bu stadyumun bazı sıkıntıları var. Bu yıllar sonra daha net anlaşılıyor. Stadyumda bir antika ahşap bölge var tribünü. Ve 1983 ve 84 yılında Bradford polisi ve itfaiyesi kulübe iki kere uyarı gönderiyor. Burada ahşap var. Bunları değiştirin. Sigara izmaritiyle direkt raporda böyle bir şey var. Yanabilir ve çok tehlikeli şeyler olabilir. O ahşap antikanın, o tribünün, ahşap tribünün yapısı itibariyle de insanlar yıllarca oraya çöp atmış. Tamam mı? Kağıt, işte kutu, kahve, mahve ve onlar alınamıyor oradan. Yani komple şeyin sökülmesi lazım. Bradford City de bunu biraz görmezden geliyor ve şunu diyor. Biz 1985 sezonunun sonunda burayı çelik konstrüksiyonla değiştireceğiz gibi bir şey söylüyorlar. Ve o da son maç. Maç normalde League One maçı ve 1985'in normalde bu maç canlı yayınlanmaz. ITV kanalı belgesel serisinden biri. O gün Bradford'un şampiyonluğunu kutlayacaklar. O maç yayınlanıyor. Yani kaydı alınıyor. Spiker eşliğinde. Müthiş bir atmosfer. Herkes bağırıyor. İşte sakin bir maç var sadece ama şeyliler, Bradford'lar mutlu, şampiyon şipe çıkıyorlar falan derken 44. dakika, maçın 44. dakikasında spiker karşı tarafta bir şey olduğunu fark ediyor. Ateş olduğunu fark ediyor. Küçük bir ateş. 30 saniye sonra hakem maçı durduruyor ve abi şöyle inanılmazdır. Bunun görüntülerini göreceksiniz. 4 dakika içinde her şey 4 dakikada yaşanıyor. Yangın 4 dakika içinde korkunç bir şekilde kameraya, maçı izlerken karşı tribünü görüyorsunuz ya, o tribünün hepsini yakıyor. Alev alev bir görüntü var. Taraftarların yarısı sahaya kaçıyor. Sahaya kaçanlardan sadece bir tanesi ölüyor. 9 tane kapı var. Bu 9 kapının 7'sini kırıyorlar tribünde. Buradan kaçanlar var ama 3 tane yaşlı 80 üstü insan koltuklarından kalkmadan zehirlenerek ölüyorlar. Çünkü çatıdaki eski o antika malzemelerin birisi zehirli. Zehirli olduğu için inanılmaz bir duman ortaya çıkıyor. Bu arada o görüntüleri göreceksiniz. Futbolcular, polisler, teknik direktör yaralanıyor bu arada insanları kurtarmaya çalışırken. Hepsi olaya dahil oluyor. 5-6 dakikalık bir şey yaşanıyor. Ve hayatımda gördüğüm en çarpıcı görüntülerden birisi. Ve 56 kişi o 4 dakika içinde birçoğu ezilerek, birçoğu zehirlenerek, bazıları da yanarak vefat ediyor. 300'e yakın insan yaralanıyor. Ve hikayeye dair şöyle birkaç tez var ortada. Avustralya'dan bir adam Bradford'a çocuğunu görmeye geliyor ve takımının işte şampiyonluk kutlaması için. Sigarayı söndürüyor, yere atıyor. Üstüne basarken orada bir delik var. İzmarit delikten düşüyor tam söndüremeden. Çocuğuyla beraber böyle kahveyi, ellerindeki kahveyi döküyorlar o deliğe. Hani aşağı düşüyor çünkü ama aşağısı komple kağıt, pislik. O ahşap konstrüksiyon şeyin altı, tribünün altında komple çöp var. Sonra bakıyorlar söndü herhalde diyor. Sonra bir duman çıkmaya başlıyor. Duman çıkınca kantine gidiyorlar tekrar su, kahve falan almaya. Bir geri dönüyorlar abi, hiçbir şey yok ortada. Komple her yer yanmış. Bu bir tez. Bunu görgü tanıkları böyle şeyler söylüyor. Fakat bu dava sonra işte bir soruşturmaya başlıyor tabii ki İngiltere çapında. Kraliçenin bilmem neyin herkesin dahil olduğu büyük bir soruşturmaya dönüyor. İhmal falan filan. O dönemde bu soruşturmayı yapan savcının verdiği cezalar, tazminatlar, işte her mağdur 40 bin pound alıyor vesaire. İnsanların vicdanını bir türlü soğutmuyor orada verilen cezalar. Çünkü kulüp başkanına vesaire hapis cezası verilmemiş mesela Higginbotham diye. Çünkü 2 sene boyunca itfaiye ve polis bu tribünü değiştirin kardeşim. Burada yangın çıkarsa kimseyi kurtaramazsınız diye uyarı yapmış. Hala o yangında babası, kardeşi, amcası ve dayısı ölen bir adam var. Hala bu işin peşinde. 2016'da son davayı açtı. Dava yine reddedildi. Olayla ilgili kitap yazdı aynı adam. Michael Beckett galiba ismi. Ve tabii bu yangın İngiltere'de bütün tribün kurallarının tekrar değişmesine sebep oldu. Ve ya yani görüp görebileceğiniz, hatta şöyle diyeyim. Erman abi sana bunu göstereyim istiyorsan. Şöyle abi. Bu fotoğraf ama dur. Bak şöyle bir videoyu açayım. Şöyle bir şey. Yayılma hızı beni şoka soktu ya. Bu arada çoğu mevzuyu anlayamıyor. Hala tezahürat falan. Rüzgar öyle bir şeye çeviriyor ki. Bak abi şu görüntüye bak. Bir anda ne oluyor bak. Bak yanarak adam geliyor. O maça dair görüntülerde yani o kadar çarpıcı şeyler var ki, işte insanlar stadın dışına bebek çocuklarını stadın dışına
fırlatmış, içeride kalan babalar var hayatını kaybeden, çocuğunu atarak kurtarıp sahaya giren, yanarak sahaya giren tribünde oyuncular var ya. Olay o kadar enteresan gerçekleşiyor ki şöyle bir ruh hali var. Sahaya inen taraftarların bazıları mesela tezahürata devam ediyor. Böyle bir eğlenceymiş gibi ama bir yandan arkada insanlar ölmüş. Kimse ne olduğunu anlayamıyor. Müthiş bir kafa karışıklığı var ve 4 dakikada İngiltere tarihinin, futbol tarihinin en büyük facialarından biri yaşanıyor ve yangının da aslında ne kadar, ateşin ne kadar tehlikeli. Ya bu görüntü acayip bir şey. Ya ben anlayamadım ne olduğunu bile. Oradaki insanlar da anlayamamış. Bence anılması gereken, anlatılması gereken bir hikayeydi. Ağzına sağlık Cihat'cığım. Böylelikle hem ikinci sezonu hem de çılgın ikonik bölümümüzü bitirdik ama en sona tavşanı bıraktık tabii ki. Tavşanımızla beraber biraz daha keyifli bir şekilde bu acı hikaye sonrası Aynen Öyle'nin ikinci sezonunu bitireceğiz. Tavşan sekans. Emre Şahin. Team Bahattin Diron. Sorum karizma denince akla gelen 1 milyar 798 milyon 392 bin 152. ve 1 milyar 153. olan Juventus'un şike mevzularından dolayı küme düşürüldüyseniz Juventus'un futbolcu olsaydınız, Juventus'ta oynayan futbolcu, Cannavaro gibi kariyeri için takımdan ayıran tarafta mı, Nedved gibi efsaneleşmeyi seçen tarafta mı olurdunuz? Abi pozisyonuna bakar. Cannavaro daha yani şöyle, yani bence Buffon'un orada kalması büyük bir olaydı. Çünkü Buffon hakikaten piyasada her takımda oynayabilecek ve daha yaşı da hala bir kaleci için tam prime döneminde olan biriydi. Yani Nedved zaten hani gidebilirdi elbette. Bilmiyorum. İbra bıraktı. Birçoğu bıraktı. Ya bırakır abi. Yani Patrick Vieira gitti. Ya birçok oyuncu gider. Çünkü ya atıyorum kafadan. Şu anda ben Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu olsam ve Manchester City bir sezon düşürülse ligden durmam Manchester City'de. Çünkü zaten 4-5 senelik en elit dönemime girmişim ve bunun bir senesini alt ligde harcamak. Ama Fernandinho mesela durur devam etse. Onu şey aynen onu diyorum yani. Yani Modric vakası var orada. Aynen. Bir de tüm İtalya'ya bulaşmış bir hakem ve mafya ağı var. Yiğit Güleç. Team ilk yarı ben, ikinci yarı sen. Sorum gözleri kan toplamış güvenlik görevlisi şapkası takan değerli Cihat hocama ve mekanizmasıyla yeri göğü sallayan medya devine. 98-99 CL sezonu. Finalde Manchester United formasıyla mı sahada olmak isterdiniz? Yoksa 11-12 yılında Manchester City formasıyla Kupiyer maçına mı çıkmak isterdiniz? Bu güzel sezon için her ikinize de Demarke ekibine teşekkür ederim. Sezon finaline özel Cihat hocamdan bir kuple de olsa Endülüs'te bir ceset adlı şaheseri dinleyebilirsek çok sevinirim. Sonsuz saygılarımla. Ben bununla ilgili bana çok okurum sonunda. 98-99 CL'de olmak isterdim. Maşallah bağlam. Team nasıl? Kurt Russell. Erman abi, Sason Gençlik SK'dan Özgür Arslan selam söyleyebilir misin? Kendisi çok iyi bir sağ bekti. Dani Alves ayarındaydı. Sason'dan medya devine selamlar. Bak sen var mı yok mu diyorsun adamlar. Sason Gençlik SK'dan Özgür Arslan. Sason ve Batman. Batman'dır benim memleketim. Sevgili maşallah bağlam. İkinize de sevgiler. Sasonluyuz. Mükemmel noksanlık. Bo Svensson yeni Klopp Tuchel olabilir. Bo Svensson Mainz. Değil mi? Olabilir. Olamaz. Olabilir. Ben olabilir de attım tamamen hiçbir fikrim olmadan. Olabilir. Bakalım ne olacak. İşte Cihat'ım. O kritik ana geldik. O kötü ana geldik. Evet veda edeceğiz. Ama ben hayatta böyle. Ben de beceremem Erman. Ben de beceremem. O yüzden Instagram'ımı hatırlatıp kapatayım. Erman Yasar. Twitter Erman Yasar. Cihat'ın Instagram'da önemli bir Instagram. Cihat Akbel. Sevgili Demarke ekibi. Bu arada Zonguldak dedik. Erdem Sever'e selam yolladım. Zonguldak'ın gururu. Cyber Erdem. Madrigal de Zonguldak menşelidir. Evet Madrigal yine menşelidir. Demarke ekibi. 2 sezondur 67 bölümdür bu programın gerçekleşmesine olanak kılan, başta Fatih Gürçay olmak üzere tüm Probably ekibi ve sonrasında biz çoğunlukla ekran önündeyiz ama ekran arkasında bazı arkadaşlarımızı duyuyorsunuz, bazılarını hiç duymuyorsunuz ama tüm Demarke ekibine de bize bu şansı verdikleri ve bu programın gerçekleşmesini sağladıkları için ben kendi adıma, biz alkışlıyoruz. Kekeza Cihat adına teşekkür ederim. Üçüncü sezonumuz olacak. Çok fazla insan diyor ki olmayacak çünkü Erman Yaşar seneye çalışmıyor. Bunu 356 kere söyledim ama 357. kez de söyleyeyim. Maç anlatmıyorum arkadaşlar. YouTube'da yaptığım işler devam edecek. Aynen öyle de şu an için devam etmemesi için bir sebep yok. Geçenlerde Twitter'da da yanıt verdim. Tabii yarın ne olacak ne edecek bilemeyiz. Ama normal şartlarda Ağustos gibi sezon başladığında biz de ufak ufak başlayacağız. Ne oluyor canım? Son bir yorum. Bakalım. Henry'i niye konuşmadınız? Kaç kere konuşuldu Henry? Bıkmadınız mı? Kes lan sen. İşte aradığım iletişim. İki aynen öyle izleyicisi birbiriyle tartışmış. Kaynaşıyor. Aynen kaynaşıyor. Kes lan sen diye. Kes lan sen de acayip Danimarkalı futbolcu olur. Kes lan sen. Kes lan sen. Finlandiyalı da olabilir. Cihat'cığım sana da teşekkür ediyorum. Ben bir sürprizimiz olabilir. Ne gibi? Kes lan sen gibi mi? Ha evet. Böyle bir şey ama o net değil. Evet net değil. Sana finalde başarılar diliyorum. Teşekkürler abi. Kazansan da kaybetsen de sen benim nazarımda hep kazandın. Eyvallah abi.
Kral. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Beni bir pohpohla bitirelim. Gidiyoruz. Yani biz bu işe başlarken, aynen öyle başlarken. Ben bu ne yapacağım diyordu. Ben bu yarakla ne yapacağım diyordum. Yani kafamızda nasıl bir şey olduğunu biz de tam bilmiyorduk. Yani burada bir bu ekip zaten komple beraber başladı. Şu an geldiği nokta bizi de çok mutlu ediyor. İnsanların hayatının bir parçası olmak çok güzel bir şey. Ve bunu duymak, görmek gerçekten tüm kalbi duygularımla ilginiz için teşekkür ediyorum. Gelecek sezon yine buradayız. Kendinize iyi bakın. Duygulandık be. Kapatmadan ben tabii de ikinize çok teşekkür edeyim. Bu sezon zor bir sezon oldu. Hastalıklar. Evet. Özellikle sezonun başında yaşadığımız işte pandemi, evet, 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 ikinizin rahatsızlıkları, Erman Yaşar kaçtı. Bir de ikimiz de çok hasta da oluyoruz, öbür türlü de hasta oluyoruz sürekli, evet, rahatsızlaşma. Bugün de mesela gününde çekmiyoruz. Yaşı olan adamlarız, yapacak bir şey yok. Yaşlandık artık. Ama ona rağmen çok güzel içerikler çıkarttınız, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Ben de o yüzden size teşekkür ederim. Ben de buradaki 3. sezonda. Şey, nerede o? Ha, ikisi çok teşekkür ederim. Çok üçüncü güzel sezonda. Ulaştırma. O bize müthiş kapaklar yaptı sonunda. Manyak kapaklar. Onurcan'a. Hepsi. Hiçbirini ayıramam. Öbür Onur'a da. Öbür Onur. Bahadır İzgeç. Herkes. Fatih. Fatih Emre Arslan. Herkese çok çok teşekkürler. 3. sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel bir yaz geçirin.